Namazı tevazu ve huşuyla kılmak. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyurur. Müminler muhakkak felah bulmuştur. Öyle müminler ki onlar namazlarını huşu ve tevazuyla kılarlar. Alimlerimizden bazıları huşuyu kalbin fiiliyatından sayarlar. Korku gibi. Diğer bazıları ise azanın fiiliyatından kabul ederler. Namazdayken sükut etmek, sağ sola sallanmamak ve diğer abes şeyleri yapmamak gibi. Huşuğunun namazın farzlarından mı yoksa faziletlerinden mi olduğu hususundaysa fikirler değişiktir. Bazıları farz olduğunu kabul ederler ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kişinin namazından sadece makul olan mevcuttur. Mealindeki hadisiyle Beni hatırlamak ve anmak için namaz kıl mealindeki ayeti delil gösterirler. Gaflet, zikre zıttır. Bunun için Allah Celle Celaluhu buyurur ki, Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşaman gafillerden olma. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz hakkındaki bir hadisleri şöyledir. Beş vakit namaz, birinizin evinin önünden akan bol sulu bir nehirle, bu nehirde günde beş defa yıkanan ev sahibinin haline benzer. Günde beş defa yıkanan bu kişinin vücudunda kir kalır mı? Hadis-i şerifin açıklanması şudur. Su, insanın bedenini maddi kirlerden temizler. Namaz da insanın ruhunu manevi kirlerden yani kötü huylardan ve büyük günahların dışında kalan günahlardan temizler. Fakat bu netice namaz huşuyla ve kalp huzuruyla kılındığı zaman hasıl olur. Huşu ve kalp huzuruyla kılınmayan namazlar kabul edilmez, faydasızdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki kim bütün dünyevi düşüncelerden sıyrılarak kalp huzuruyla iki rekat namaz kılarsa bütün geçmiş günahları bağışlanır. Namaz farz kılındı, hac ve tavaf yapmak emredildi ve diğer ibadet usulleri kondu. Bütün bunlar Allah'ı zikretmek içindir. Eğer namaz kılanın kalbinde zikrettiği zatın bir heybeti, bir azameti olmazsa zikrin ne kıymeti kalır? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, Kişinin kıldığı namaz, onu çirkin hareketlerden ve kötü huylardan men edemiyorsa, o namaz, onun Allah'tan uzaklığını arttırmaktan başka bir şey yapmaz. Bekir İbni Abdullah bir gün şöyle der, Ey Adem oğlu, eğer izinsiz olarak Rabbinin huzuruna girmek ve tercümansız onunla konuşmak istersen girebilirsin. Sorarlar, bu nasıl olur? Cevap verir. Abdesti kusursuz alır. Kalp huzuruyla namaza durursun. İşte bu andan itibaren Allah Celle Celaluhu'nun huzurundasın. Tercümansız konuşabilirsin. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ayşe namaz hakkında şunları anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le konuşurduk. O bize bir şeyler anlatır, biz de ona bir şeyler anlatırdık. Namaz vakti geldi mi, Allah'ın kudret ve azametiyle meşgul olmaktan, sanki O bizi tanımaz, biz de O'nu tanımazdık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, Kişinin kalbi bedeniyle beraber namazda hazır bulunmadıkça Allah Celle Celaluhu o namaza bakmaz.'' Allah'ın dostu Hazreti İbrahim aleyhisselam namaza durduğu zaman iki mülöteden kalbinin atışları işitilirdi. Said Tenuhi namazda bulunduğu müddetçe yanaklarından sakalına doğru akan gözyaşı damlaları eksik olmazdı. Bir defasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmakta olan birisini sakalıyla oynarken gördü ve şöyle buyurdu. Eğer bu adamın kalbinde huşu olsaydı, azasında da olurdu. Anlatırlar ki, namaz vakti gelince Hazreti Ali radıyallahu anh titrer ve yüzünün rengi atardı. Kendisine, sana ne oluyor ey müminlerin emiri diye sordukları zaman şöyle derdi. Allah Celle Celaluhu'nun göklere ve yere teklif edip de onların kabul etmekten çekindikleri ve benim kabul ettiğim emanetin namazın zamanı geldi. Yine Hazreti Hüseyin radıyallahu anh abdest aldığı zaman benzi sapsarı olurdu. Aile halkı kendisinden bunun sebebini sorduklarında şu cevabı verirdi. Biliyor musunuz ben kime kıyam etmeye hazırlanıyorum? Hatimi Esam hazretlerinden namazını nasıl eda ettiğini sorarlar. Şöyle anlatır. Namaz vakti yaklaşınca kusursuz bir abdest alır, namaz kılacağım yere gelirim. Azalarımın sükunete kavuşması için biraz otururum. Sonra namaza başlamak üzere kalkarım. Kabe'yi kaşlarım arasına, sırat köprüsünü ayaklarım altına, cenneti sağıma ve cehennemi soluma ölüm meleğini arkama alır ve bunu kıldığım son namaz kabul ederek korkuyla ümit arasında bir ruh aleti içinde namaza başlarım. Tekbiri huşuyla alırım. Sure veya ayetleri usulünce okur, rükûları tevazuyla, secdeleri huşuyla yaparım. Sol yana oturur, sol ayağımın sert kısmını yere yayar ve sağ ayağımı parmakları üzerine dikerim. Bir de bütün bunları ihlasla yaparım. Fakat kabul edilip edilmediğini bilemem. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas anlatır. Kalp huzuruyla çok uzatmadan ve çok kısaltmadan kılınan iki rekat namaz, kalp hatalar içinde olduğu halde bütün gece boyunca kılınan namazdan daha hayırlıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisleri şöyledir. Ahir zamanda ümmetimden bir kısım kişiler vardır ki cami ve mescitlere gelerek halka olup otururlar. Bütün zikirleri ve düşündükleri dünya ve dünya sevgisidir. Onlarla asla oturmayın. Allah Celle Celaluhu'nun onlarla bir haceti yoktur. Bir defasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hitaben şöyle buyurdular: size hırsızların en kötüsünü haber vereyim mi? Ashab sordu. Kimdir o? Ey Allah'ın Resulü! Resul aleyhisselam buyurdular. Namazında hırsızlık yapan. Ashab sordu. Namazdan nasıl hırsızlık yapabilir? Resul aleyhisselam buyurdular. Rükuları ve secdeleri tam yapmaz. Yine namaz üzerine söylenen bir hadis şu mealdedir. Kıyamet günü kişi ilk olarak namazdan hesaba çekilir. Eğer namazını hakkıyla kılmışsa bundan sonraki hesabı kolaylaşır. Yok. Eğer namazı eksik ve kusurluysa Allah Celle Celaluhu meleklere şöyle buyurur: "Kulumun başka nafile ibadetleri var mı? Varsa onunla telafi edin." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz üzerine söylenmiş Diğer bir hadisleri de şöyledir. Kişiye hakkıyla iki rekat namaz kıldığı zaman verilen şeyden daha hayırlı bir şey verilmedi. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer namaz kılmaya niyetlendiği zaman vücudu ürperir, dişleri takırdardı. Kendisine bunun sebebi sorulduğu zaman emaneti eda etmenin ve farzı yerine getirmenin zamanı geldi. Fakat nasıl eda edeceğimi bilmiyorum derdi. Bir ara Halef ibn Eyyub namaz kılıyordu. Kendisine arı soktu. Vücudundan kan çıktı. Fakat o bunu hiç hissetmedi. İbni Said bunu görmüştü. Namazdan sonra ona arı soktu, kan aktı da haberin olmadı deyince İbni Eyyub şunları söyledi. Bir kimse düşün ki Allah Celle Celaluhu'nun huzurundadır. Ölüm meleği tepesinde... Cehennem solunda ve sırat köprüsü ayaklarının altındadır. Bu kimse böyle ağrı sokması gibi şeyleri hissedebilir mi? Amr İzzer'in eline bir hastalık ağrısı olmuştu. Tabipler elin kesilmesi gerektiğini söylediler. O da kesin dedi. Tabipler seni ipe bağlayıp öyle kesebiliriz deyince Amr ibnizler, buna lüzum yok. Ben namaza durunca rahatça kesebilirsiniz dedi. Amr bin Ser namaza durunca elini kestiler. O bunu hissetmedi bile.